17. Avrupa Kupası maçımıza çıkıyoruz. Ve bunun adı da final. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardım olsun! Tarih 3 Kasım 1999. Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda mücadele eden Galatasaray, Ali Sami Yen stadında son maçına çıkıyor. Rakip Şevçenkoğlu, Beyahlı, Bierhoff'lu İtalyan devi Milan. Maçtan önce deplasmanda elde ettiği 4-1'lik Hertha Berlin galibiyeti, UEFA Kupası'nda yoluna devam etme adına sarı kırmızılıların umutlarını grubun bu son 90 dakikasına taşımıştı. Milan için de kritik bir dönemeçti İstanbul'daki bu mücadele. Çünkü alacakları 3 puanla Şampiyonlar Ligi macerasına devam edeceklerdi. Yayın görevlerinin yan tarafa çekilmesini işaret etmişti. Onu bekliyor şu anda. Biraz sonra evet şu anda 90 dakikanın ilk düdük sesi geldi ve karşılaşma açıldı. 20. dakikada Veya Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Puanlarımıza gidiyor. 20. dakikada Veya'nın attığı golle İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Milan karşısında 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Bu gole 6 dakika sonra Galatasaray Capone ile karşılık verdi. İtalyanlar 51. dakikada Giunti'nin golüyle skoru 2-1'e getirdiğinde dudaklar bükülmüş, umutlar çöpe doğru yolculuğa çıkmıştı sanki. Galatasaray bu sonuçla elenecekti. Giunti vuruyor, top ağlarımıza gidiyor. İşte böylesine bir hata Galatasaray yapmamalı. Çok rahat geldi Giunti. 86. dakikada Hakan Şükür'ün beraberlik golü birden sihirli bir el dokunmuş gibi stadı kendine getirdi. Harika bir gol. Hakan Şükür son 4 dakikaya girerken yeniden umutlanıyoruz. 2-2. Beklenen buydu işte. Hakan Şükür. Sonra duraklamalar da var. Neden olmasın? Neden olmasın? Hakan Şükür. Kralın kafası hem Ali Sami Yen'i hem de sahadaki 11 aslanı canlandırıyordu. Artık maçın sonlarına gelmişti. Uzatma dakikalarında Hakan Şükür'ün ceza sahasında indirilmesiyle kazanılan penaltıyı Ümit Davala soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi. Gol! Gol! Galibiz! Galibiz! Giden maç döndü. Giden maç son dakikalarda döndü. Gerçekten yüreğimde vardı. Bir şeyler olacak diyordum ve işte onlar oldu. Harikasın Ümit, harikasın Galatasaray. Yarım kalan dansı burada yapabiliriz şimdi. Evet, sanki bir mucize gerçekleşmişti. 85. dakikada 2-1 geride olan Galatasaray, 5 dakikada attığı 2 golle Milan'ı devirmişti. Bitti. Ve evet, 90 dakikanın son düdük sesi. İşte buraya kadar. Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi H grubunda son maçında dünyanın ünlü bir devini Milan'ı hem de 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda attığı golle 2-1 yeniyor ve bu güzelliği Türk ulusuna hediye ediyor. İtalyanlar 85. dakikada 2-1 öndeydi ve Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyordu. 86. dakikada golü yediğinde 2-2'lik sonuçla UEFA Kupası'na devam ediyordu. Fakat son dakika gelen golle Avrupa'ya veda ediyordu. Galatasaray bu muhteşem geri dönüşle yoluna UEFA Kupası'nda devam edecekti. Hem de sonuna kadar. Bu maç futbolun inanılmazlığını, Galatasaray'ın ise inancını gösteriyordu. Son dakikalarda attığı golle 2-1 yeniyor ve bu güzelliği Türk ulusuna hediye ediyor. Milan altımızı alarak bu başarıyı yakalamak kolay değil. Oyunu son anına kadar bırakmadık. Çok mutluyuz. Çok güzel. Ya mükemmel. Hele hele böyle bitmesi. Eğer Galatasaray bu grupta sonuncu olsaydı gerçekten çok yazık olurdu. Hak edilmeyen bir durum olacaktı. Benim değerlendirmem de bu grupta Chelsea ve Galatasaray'ın bu grubun en iyi oynayan iki takımı olduğu. Evet evet, çok çok iyi kazandık. Herkes mutlu. Hiç kimse belki düşünmüyor son 10 dakika ama takım inanıyoruz. Son 5 dakika 2 gol geldi. Çok güzel. Herkes mutlu. Maçın hakemi İspanyol Antonio López Nieto son dakikada çaldığı penaltı düdüğüyle aslında tarih boyunca unutulmayacak bir zafer öyküsünün başlangıcına imzasını atıyordu.
Orta. Hakan Şükür kafa. Penaltı. Penaltı. Harika. Nerede? Harika. İşte istediğimiz bu. Ve tesadüf o ki 17 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray Arsenal maçında son düdüğü de çalarak perdeyi kapatan hakem yine Nieto olacaktı. Galatasaray'ın bu gurur serüveninin açılışında ve son noktasında yine bu İspanyol hakem kader sahnesindeki rolünü alacaktı. Türk olmayan takımları yenmek. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen 1905 yılında kuruluş amaçlarından birini böyle anlatmış ve bu sözler tarihe kazınmıştı. Evet, daha yenecek çok takım, kazanılacak çok zafer ve yazılacak bir tarih vardı. Türkiye bir tarihe tanıklık edeceğini henüz bilmiyordu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda 3. turdaki rakibi İtalyan ekibi Bologna oldu. Francesco Guidoli'nin çalıştırdığı Bologna, İtalya'nın güçlü takımlarından biriydi. Nicola Ventola ve Giuseppe Signorili kadrosuyla kağıt üzerinde daha ağır basıyordu. İlk maç 23 Kasım 1999 tarihinde Stadio Dallara stadyumunda oynandı. Buraya. 67. dakikada Giuseppe Signori Bologna'yı 1-0 öne geçirdi. Buraya. 81. dakikada ise kral yine sahne alıyordu. Hakan Şükür, Ümit Davala'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada erken havalanmış ve sanki bir süre topu havada beklemişti. Hakan bir gol! Gol! İşte bu! İşte bu! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Hakan Şükür! İşte bu! Hakan Şükür'ün Bologna'daki imzası bu! Hakan'ın imzası bu! Hakan'ın havada kalışı top ona geldiğinde sona erdi. Son derece sert bir kafa darbesi ünlü İtalyan kaleci Gianluca Pagliuca'ya küçük bir şans bile tanımamıştı. 1-1 biten maçın ardından Galatasaray evine avantajlı dönüyordu. İki takım römanş maçını 9 Aralık'ta Ali Sami Yen Stadı'nda oynadı. Seyirci, atmosfer, inanç, her şey mükemmeldi. Nitekim Galatasaray karşılaşmaya hızlı başladı. 4. dakikada Fatih Akgel'le sağ kanattan başlayan atakta Okan Buruk'la Ümit Davala çizgi üzerinde verkaç yaptı. Topla son buluşan Okan, ceza alanına giren Hasan Şaş'ı gördü. Önce topu düzelten Hasan, nefis bir vuruşla Pagliuca'nın sağından topu ağlara gönderdi. Ancak bu golden 4 dakika sonra Falcone'nin soldan Galatasaray ceza alanına doğru gönderdiği topa Ventola hareketlendi. Capone müdahale edemeyince Ventola ceza alanına girerek sol ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve skoru 1-1'e getirdi. Savunma bir anda geri çıktı. Capone karşısında kaldı. Maalesef gol oldu. Ventola topu alana gönderiyor. Bir anda Ventola sevgili seyirciler. Sami Yen sessiz, Sami Yen gruplu. Ama inanç hiç bitmeyecekti. Dakikalar 30'u gösterdiğinde bu kez Ümit Davala sağ çaprazda sağ ayağının içiyle yine havada asılı kalırcasına duruyor ama bekletmeden vuruyordu. Ümit'in golü! Ümit'in golü! İşte Galatasaray! İşte gol! 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 Harikasınız çocuklar! Pagliuca yine çaresizdi. Hem Galatasaray hem Ali Sami Yen gürlüyordu. Aslanlar gibi. Maç bu skorla biterken sarı kırmızılılar da adını 4. tura yazdırıyordu. Finito. Giocare. Risultato importante. Si. Galatasaray'ın UEFA Kupası 4. turdaki rakibi Almanların güçlü ekibi Borussia Dortmund oldu. Tabii bir stres de var üzerimizde. Favori olmanın öyle beklenmeni. Ama bunun neticesinde en iyi mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
biraz da tabii şansımızın yanında olması lazım. Gurbetçilerimiz inanıyorum ki orada da tribünleri dolduracaklardır, bizi destekleyeceklerdir. Biz de inşallah onları mahcup etmeyiz, güzel bir sonuçla İstanbul'a döneriz. İkinci maça taşınacak bir skor bekliyorum. Turu atlayacak, mümkünse orada skor bekliyorum. Bunu ben kendi takımımdan hep bekledim, herkes de bekledi. Bu beklentiye de oyuncularımız hep her zaman pozitif cevap verdiler. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 1997'de şampiyon, 1998'de yarı finalist olma başarısı gösteren bir rakiple, bir Alman firmasıyla karşılaşacaktı bu kez. Galatasaray ve Galatasaraylıların dışında herkesin favorisi Almanlardı elbette. Mücadele yönünden, koşma yönünden, sonuna kadar oyunu forse etme yönünden bir sorunumuz olacağını sanmıyorum. Hiçbir sebep bahane aramadan çarşamba pazar maçlarına Türk oyuncusu adapte olmalı. Son maçta 5 maçtır 48 saatte oynuyoruz. Yani çarşamba, cuma. Son zamanlarda federasyonlar artık faksara da cevap vermez oldu da. Herhalde onlar da alıştı bizimle. Yani korkuyorum yakın bir zamanda çarşamba maçı olsa perşembeden alacaklar bizi diye. 2-90 dakika olarak düşünmek lazım. Görüyorum ki herkes tek 90 dakika gibi düşünüyor. Damara, kasa kasa kim olmam? Cimbom Dortmund'la ilk maçı 2 Mart 2000 tarihinde deplasmanda oynadı. Westfalenstad'ı o gece Aris Amiens Stadı'nı andırıyordu. Renkleriyle, sesleriyle. Galatasaray'a sadece 5000 bilet ayrılmasına karşın Alman taraftarların biletlerini de satın alan Türkler, stadın dörtlü üçünü doldurmuş, yeri göğü inletiyordu. Çünkü Avrupalı aslanlar gelmişti. Karşılaşmayı başlatmak üzere karşılaşmanın Portekizli hakemi, başarılar Galatasaray. Yıllardır her maç sabahı işlerine giderken öne eğilen başlar sarıyla dikilmiş, kırmızıyla onurlanmıştı. Gururla, gülümseyerek karışıyorlardı artık Avrupalıların arasına. Kıtada her doğan çocuğun Galatasaraylı olarak yaşama merhaba dediği günler başlamıştı. Galatasaray, ona inananların umutlarını tüketmeyecekti tabii ki. Nitekim 32. dakikada Hakan Şükür, ceza alanında rakibinden mükemmel bir hareketle sıyrıldı. Aynı güzellikteki vuruşunda Dortmund kalecisi Jens Lehmann'ı çaresiz bıraktı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Muhteşem gol coşkuyu arttırmıştı.
Sarı Kırmızılılar bu golden sonra da ataklarını sürdürdü. 45. dakikada Hacı Usta'nın nefis vuruşunda Meşin yuvarlak kavis alarak ağlara gidiyor, maçı 2-0 kazanan Galatasaray tur için büyük bir avantaj yakalıyordu. Mart 2000 tarihinde Galatasaray'la Borussia Dortmund rövanş maçı için Ali Sami Stadında karşı karşıya geldi. Hakan orta yaptı. Bir defa sonra uzadı Leyman. Pas yerden Taparelli. Bobic hareketlenen oyuncu. Ümit Suat'a doğru. Arif geldi. Pas yerden Arif topu aldı. Hakan içeride. Arif gitti. Hakan şutu, bir topuk. Kendi kalesi. Hayır. Hayır, korner. Korner. En son Yusuf Kaner. İki takımın da gol bulamadığı karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Galatasaray çeyrek finalde hem de 1997'nin Avrupa Şampiyonluğu kupa dışında bırakarak. Tebrikler Galatasaray. Türk futbolunun gurur gecesi. Galatasaray çeyrek finalde. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla çeyrek finaldeydi. Zafer yürüyüşü emin adımlarla sürüyordu. UEFA Kupası çeyrek final mücadelesinde bu kez rakip İspanyol Mallorca'ydı. Mallorca 1998-99 sezonunun Kupa Galipleri Kupası finalisti takımıydı. İspanyol ekibinin adını duyunca bıyık altı gülmeler yine başlamıştı. Artık işlem tamamdı. Onlara göre hikaye burada biterdi. Ama kimse bilmiyordu ki Galatasaray'da inanç ve umut hiç bitmezdi. Maç öncesi o favori, favori demek pek doğru olmaz. İtalyan, İngiliz, Alman, şimdi de İspanyol. Banadıktan sonra, sahanın içine doğruları koyduktan sonra, oynadığınız takımın ırkı veyahut da hangi millet olduğu bence fazla çok önemli değil. İspanyol rakibi karşısında Galatasaray ilk maçı 16 Mart 2000 tarihinde San Mois Stadyumunda oynadı. İlk yarıyı kontrolü geçen Galatasaray, kanatlarda zaman zaman aksasa da göbekte hiç hata yapmadı. Ve 44. dakika geldi. Arif Erdem o tarihten 7 yıl önce Manchester United attığı golün bir benzerini rakip filelere gönderiyor, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyordu. Arif şimdi kalıyor, kalıyor, gol! Bu gol, ikinci yarıda başlayacak olan şovun açılış parçası olmuştu aslında. 48'de Emre akıl dolu bir aşırtma ile farkı ikiye çıkardı. Emre döndü, kaleye baktı. Emre nefis gitti. Allah'ın inanılmaz bir gol! Süper bir gol! Gol, 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 gol! Harika bir gol, muhteşem bir gol. Emre harika geldi. Harika, muhteşem bir gol bu. Hızını alamayan Galatasaray durmadı. 59. dakikada defansı peşine takan Hakan Şükür, kalecinin üstünden topu 3. kez filelere gönderdi. Gol! Hakan Şükür, Hakan Şükür, işte bu kadar. Hakan Şükür, gol, gol, gol. Oh diyorum, oh. Hakan Şükür. 65'te Okan Buruk, Arif Erdem'in pasında kaleciye geçip yarı finali daha ilk maçta müjdeledi. Gol! 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 3-4 oldu. 3-4 oldu. 4 etmesi. 5 olsun, 6 olsun. Harikasınız çocuklar, muhteşem. 4 oldu. 4-4-4. 78'de ceza alanındaki karambolde Loren, Mallorca'nın şerit sayısını attı. 4-1 oldu. Maçı 4-1 kazanan Galatasaray ülkeye tur vizesi cebinde dönüyordu. 11 altın adam! 11 altın adam değerli futbol severler! Mallorca'yı fethediyoruz! Galatasaray oldu mu her şeye inanacaksın. Yani bu maçın bir ara o iki tane lüzumsuz sarı kart gördükten sonraki 10 dakika bir panikler gibi oldular ama ondan evvel
ve de Emre'nin o muhteşem Arif'in akılcı golünden sonra o kadar rahat oynadılar. Mallorca'yı sirkülasyon ettiler. Adamlar ilk defa birinci değişiklerinden bu yana kendi sahalarında 4 gol yiyorlar. Bunlar bu sahada Monaco'ya 4 atmışlardı. Monaco'nun da intikamını biz aldık. Finito. Galatasaray play very very well. Öncelikle ülkemiz adına böylesine günlerde buna çok ihtiyacımız var. Bizler arkadaşlar olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Çok daha farklı mücadele ediyoruz Avrupa'da. Yani üzerimize yüklenen bu sorumluluğun karşılığını vermek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hangimizin var böyle şanlı tarihi? Kim oynadı yarın finali? O kadar kanda süper taraftarınla Cuma final yakışır sana. Bence 0-0-5. 4 ya da 5 tane açacağız abi. Satışlar nasıl? Çok iyi, maçtan sonra daha iyi olacak inşallah. Biz. Bence 3-1 bitecek, tamam mı? Çeyrek finalin ikinci maçı 23 Mart 2000 tarihinde Ali Sami Stadında oynandı. Bir formalite maçıydı zaten. Galatasaray 35. dakikada Capone ile 1-0 öne geçti. Gol! Gol! Capone! Gol! 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 İşte bu kadar! 34. dakika! İstanbul'dan öyle kolay çıkış yok. Galatasaray 1-0 önde. 47. dakikada Hakan Şükür farkı 2'ye çıkardı. Aldı topu. Sağ kenar Hasan ortada. Yerde kalecinin karşısında. Hakan Şükür kaleye baş. Gol! Gol 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 gol! O harika Hakan Şükür. 1 olmadı. 2 olmadı. 3 oldu. 3 oldu. 3. pozisyonda Hakan Şükür attı. Affetmedi. Kral affetmedi. 2-0 oldu. İki pozisyon olmadı. Hiç önemli değil. Ama üstümüzde oldu. Bravo Hakan. Harikasın Hakan. 2-0. Galatasaray 2-0 önde. 63. dakikada Mallorca Kalitos'la bir gol bularak durumu 2-1'e getirdi. Ceza sahasına. Ve topu alana gidiyor. 2-1 oldu. Topu alana gönderen Carlos Dominguez. Savunmaya da çarpıyor. 2-1. Maç bu skorla bitti. Hakan Şükür yine ortaya geldi. Hakan Ünsal gitti. Hakan Ünsal yerden çıkarttı topu, kale var dışarıya. Galatasaray adını artık yarı finale yazdırmıştı. Galatasaray yarı finalde. İşte mutluluk bu. Mutluluğun resmi bu değerli seyirciler. Galatasaray yarı finalde. Türk aslanı kükreyerek dev adımlarla yürüyordu tarihin altın sayfalarına. Yarı finalde rakip, o yıl İngiltere Ligi'nin tozunu atan Leeds United oldu. Kewell, Viduka, Smith, Rio Ferdinand, Radebe, Bowyer, Woodgate, Hart, Bakke ve Paul Robinson. Son derece önemli oyunculardan kurulu kadrosuyla İngiliz temsilcisi Leeds United gerçekten de çok zor bir rakipti Galatasaray için. Takımın başında bulunan David O'Leary, bu genç ekiple Premier Lig'de ve Avrupa'da büyük başarılar kazanmıştı. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Arsenal'la Fransız Lens arasında oluşmuştu. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de inanç oranları, Millennium'da UEFA'yı bir İngiliz finalinin beklediği yönünde yatırımlar yapıyordu. Futbolun beşiği Kopenhag'a 2-2 bir resital verecekti onlara göre. Ve her sonuçta kazanan İngiltere olacaktı. İlk maç 6 Nisan 2000 tarihinde Ali Sami Stadında oynandı. Maç öncesi yaşanan istenmeyen olaylar sonucunda iki İngiliz'in Taksim Meydanı'nda ölümüyle sonuçlanan kavga herkesin tadını kaçırmıştı.
atmosferde başlayan karşılaşmada Galatasaray 12. dakikada Hakan Şükür'le 1-0 öne geçti. Hakan burada bir gol! Gol! Hiç fark etmez! Hiç fark etmez! Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmez! Harikasın Hakan Şükür, harika! Harika! Gol, gol, gol! 13. dakika! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Ayağa kalktık. O ne kafa vuruşu, o ne yükseliş. Arif, Hakan'a adrese gidiyor, adresten ağlara gidiyor. 44. dakikada Capone farkı 2'ye çıkardı. Hakan vuramadı, Capone top çekti, vurdu! Gol! Gol! Capone! Capone! İşte bu kadar! Galatasaray 2-0 önde! Galatasaray 2-0 önde! Galatasaray 2-0 önde! Galatasaray rakibini 2-0 yenerek finale göz kırpıyordu. Galatasaray 2, Leeds United 0, bir zafer daha İstanbul'da. Olmasını istemezdik, gönül isterdi ki olmasın ama neticede oldu, geri gelmiyor. İnşallah bundan sonra olmaz. 2-0 yeterli skor mu? Biz 2-0'ı koruyacak güçte bir takımız. Bunun bilincindeyiz. Bizce yeter. Futbol aşkını Galatasaray sevgilisini bulmuştu. Coşku ülkeyi sarmıştı. Yeryüzünde bastığınız her yerden sarı ve kırmızı fışkırıyordu gurur çiçekleriyle. Gökyüzünde her sarı ve kırmızı ruh gülümsüyordu geçmişten kabaran koltuklarıyla. Ali Samiyen'den taşan coşku, sevinç, gurur Mecidiyeköy'den tüm İstanbul'a, oradan da tüm Türkiye'ye yayılıyordu. Bu zafer gecesi finali müjdeliyordu zaten. Galatasaray kurucusunun da dediği gibi Türk olmayan takımları yenme genlerine bir halka daha eklemişti. Aslan yürüye duruyordu. UEFA Kupası yarı final ikinci maçı 20 Nisan 2000 tarihinde Allen Road Stadyumunda oynandı. İstanbul'da yaşanan olaylar nedeniyle maçın atmosferi çok gerilmişti. Karşılaşmaya Türk seyirci alınmayacaktı. Türk taraftarları ayrılan tribünlere siyah çelenk konmuştu. İki İngiliz'in ölümü herkesi kahretmişti elbette. Acı ve üzüntü, öfke ve nefrete dönüşmüş, çığ gibi büyümüştü. 90 dakika futbolun dışına taşmış, bir intikam savaşına dönmüştü sanki. Sarı kırmızılılar maçtan saatlerce önce stada özel yollardan ve özel girişler kullanılarak getirildiler. Takım tertibini oyunculara açıklarken de psikolojik olarak rahatsız olmamaları gerektiren bir takım açıklayacağım onlara. Yani biz defans oynuyoruz, savunacağız. Oyun içerisinde şekiller değişebilir. Onu alıp ötekini koyup bir takım karar alabiliriz ama çıkışımız ileride basmayı amaçlayan, bir an evvel mümkünse golü bulup rahatlamayı isteyen, diğer maçıdaki oynayan rahat sahibi olacak. Öbür türlüsünün psikolojik olarak benim oyuncularımı 18'e yiyer ki biz de 18'de o işi beceremiyoruz. Bu takımlar olarak beceremiyoruz esasında. Ama ben kendi takımım adına şimdiye kadar onlardan her yerde atak oynamalar, normal futbol oynamalar düşünüyorum. Şimdi bundan sonra ben kalkıp onları tabii ki savunacak ama futbolun realitesi içerisinde savunması gerekiyor. Galatasaray sahaya ısınmaya çıkarken siyahlara bürünmüştü. Atlet, şort ve çoraplarıyla birlikte ellerinde de çiçekler vardı sarı kırmızılıların. Ama bu görüntü ortamı yatıştıramadı. Uğultu, küfür, çığlıklara karışan tezahüratlar. Galatasaray İngiliz arenasında UEFA yolundaki en zorlu mücadeleye adımını atıyordu. Leeds tüm adayı arkasına almıştı. Galatasaray ise bir avuç medya mensubu dışında sahada yalnızdı. Ama her futbolcu yüreğinde 70 milyon Türk'ü beraberinde taşıyordu. Galatasaraylı ve Leeds'li oyuncuları İstanbul'da meydana gelen iki İngiliz'in hayatını kaybetmesinden sonra saygı duruşunda bulunulacak şu anda Allen Road Stadyumunda.
maçın hakemi yardımcılarına bakıyor. Slovak hakemin düdüğü ve başarılar Galatasaray. Bir oyuncu Suat başını tutuyor yerde. Oyun çok gergin başladı. Suat başını tutuyor. Fatih Terim heyecanla ayağa kalktı. Suat şu anda yerde yatıyor. Bu ortama rağmen aslan yürekliler maça çok iyi başladı. Ve henüz maçın başında Alan Road'un ilk ateşini söndürdü. 5. dakikada ani gelişen atakta Hakan Şükür ceza sahası içinde yere indirildi ve Slovak hakem Lubos Michel tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İşte bu pozisyon. Allah'ım bunu tutmaz ben. Bunu tutmaz bir an yaşayacak. Bu ortamda, bu baskı ve stres havuzunda o penaltıyı atmak gerçekten zordu. Ama Galatasaray'ın büyük yıldızı, usta ayağı, tecrübeli yüreği Hacı vardı sahada. Geçti topun başına. Kalabalık uğulduyordu adeta. Ama o an bir top, bir de Hacı kalmıştı sanki sahada. Düz, net, sade ama filelere tereddütsüz giden bir vuruş bu cehennem deplasmanında Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. ...16. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Bakke'nin kafa vuruşu takımına beraberliği getirdi. Ortalık yine kaynıyordu. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde ise Leeds United ağları 2. Galatasaray golüyle havalandı. Öyle bir gol geldi ki Leeds'i adeta pes ettirdi. Öyle bir gol geldi ki Leeds'teki bir avuç Türk bir stadı susturdu. Öyle bir gol geldi ki bir ülke ayağa kalktı, haykırdı. Orta sahada topu alan büyük usta Hacı, futbol literatüründe yıldızın parladığı anlar sayfasında bulabileceğiniz, anlatmak için söz bulmakta zorlanacağınız, futbol dilinde kısa ve öz bir pas attı. Bir pas ama sahibine mutlaka kavuşacak. Bir pas ama sonu mutluluğun doruğuna ulaşacak. Bir pas ama ona kavuşan genç çocuk da ustadan gelen bu topun hakkını verecek. Hakan Şükür bu topu ayağına aldığında onu o kalenin filelerine göndermeden bırakmayacağını belli etti. Bir o yana çekti, bir bu yana çekti. Herkesin başını döndürdü. Ve en uzanılmaz dibe bir zafer ışığı olarak bıraktı. Bu golle ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. 68. dakikada sağ kanattan Mills'ın kullandığı korner atışına yine savunmanın arasından Bakke yükseldi ve top ağlara gitti. Bakke yine atıyor. 2-2. Yine bomboş kaldı kale sahası içi Bakke. Bu gol, Leeds'e Galatasaray'a bir kez daha kaybetmemeyi kazandırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Ve Galatasaray, Alan Road stadından 17 Mayıs'ta Danimarka'nın Kopenhag kentinde oynanacak UEFA Kupası finali için gereken her şeyi yanına alıp çıkıyordu. Başı dik. Türk futbolunda bir devrim, Türk futbolunda bir devrim. Harikasınız. İşte Türkiye'ye bu yakışır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yakışır. Galatasaray finalde.
10 Mayıs 2000 tarihe yeni bir Türkiye bayramı olarak geçecek gündü. Görenler görmeyenlere, o günü yaşayanlar çocuklarına, torunlarına anlatacaktı yıllar geçse de. Dev Tafareli, Mehmetçik Bülent'i, Cengaver Hakan'ı, tek tek her bir aslanını. Nesiller nesillere aktaracak, tarih unutmayacak, efsaneler yıllar geçse de gururla anılacaktı. Ne devleri devirmiştik birer birer. Şimdi sıra Arsenal'e gelmişti. Şimdi artık o aslanlarla birlikte herkes inanıyordu zafere. Topun olduğu yer, topun olduğu yer bizim için pozisyon. Yenilmemizin en önemli sebebi topun olduğu yer. İki, saha kaygan olduğuna göre vurduğumuz topları, bize vurulan topları defans, orta saha iyi tercih. Kaygan saha çünkü. Ve vurmaktan çekinmeyin. Tam tersi, topa vurmalarına da müsaade etmeyin. Mesafe tanımaksızın. Zaten düşüncemiz, size aktardıklarımız buraya geçtikten itibaren bizim sahaya hiçbir boş alan ve boş adam bırakmama. Bugün kaç dakika oynarsanız oynayın. Ama birinci dakikadan itibaren 10 kişi oynamamız, Rafael dahil, hariç 10 kişi oynamamız çok önemli. Okan ve Ümit, top oynatmak yok. Tehlikeli bölgede Suat'ın adamı belli. Ve top oynayacağız. Size bir daha söylüyorum. En iyi defans yapmak, defans yapma oyunu oynamaktır. Oynamaktır. Ters toplarımızı unutmayın. Ara toplarına koşanları, Hiç. Düşünmeksizin Suat. Geri dörtlüyle beraber desteğimiz düşünmeksizin. Hemen Ümit. Burada tek şey kaldı. Sizin oynamanız. Bir dünyanın seyredeceği sizin oynamanız. Başlarken çok iyi başlıyoruz. Hiç riziko yok. Offside taktiği diye bir şey yok. Kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Şartlar ne olursa olsun. Atarız, yeriz. Ve de bazı arkadaşlarımız da bir şey söyledim. Kötü çok konuşur. Dirsek atar, konuşur. Muhatap olmak yok. Gel. Evet. Herkes gel. Hadi. Tamam. Rapid maçıyla başladık. Hacı kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı. İşte muhteşem bir gol. Harika bir gol. Büyük ustadan Viyana'da harika bir resital. Hacı perdeyi mi kapatıyor? Ama perde böyle muhteşem kapanır mı değerli seyirciler? Hacı geliyor. Golü yaşıyoruz. Tekrar yaşıyoruz. Bir çalım. Hacı kaleci çıkıyor. Ama kaleci bu topa ne yapsın? Hiçbir şey. Sadece bakıyor. Üçüncü gol geliyor. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah'a şükürler olsun ki aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi top oynadınız. Bugün 17 mi? 18 mi? 17 yavrum. 17. Avrupa Kupası maçımıza çıkıyoruz. Ve bunun adı da final. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'a yardım Allah! Evet sevgili seyirciler, karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Lopez Nieto yönetecek.
Parken Stadı'nda çoğunluk kimde diye soracak olursanız bizde. Galatasaraylı taraftarlar bize ayrılan bölümlerin dışında benim bulunduğum karşı tribünlerinde hemen hemen tamamında yer almış durumda. İşte Galatasaray ve Arsenal Parken Stadı'nın zeminde. Tarih 1999-2000 sezonu UEFA Kupası'nda final karşılaşması. UEFA Kupası ortada duruyor. Solumda Galatasaray, sağımda Arsenal. Prosedür gereği bu karşılaşmada ev sahibi takım Galatasaray ve ev sahibi Galatasaray Arsenal'li futbolcularla tokalaşıyor. Ve maç başlıyor. İşte öyle başladık maça. 3. ve 16. dakikalarda Arif Erdem'le yokladık Arsenal kalesini. Simon'u geçemedik. Hacı bıraktı Arif'e doğru. Arif vurdum, Simon dışarıda, korner. 26. dakikada Hakan Şükür'ün dengesini kaybetmesine rağmen vurduğu şutun out'a gitmesine yandık. İşte böyle bir pozisyonda rövaşata. Eğer gol olsa herhalde son yılların en büyük golü olacak. Düşmeseydi çok iyi pozisyon olacak. 34. dakikada Overmars'ın nefis vuruşunda Taffarel'in kurtarışıyla rahatladık. Overmars vuruyor Taffarel. Çok boş bıraktık korner. Ah o 48. dakikada Hacı Okan Buruk'a. Hacı hemen oynadı, Arif bıraktı Okan. O da Hakan Şükür'e aktardı. Hakan gol pozisyonu, direkten döndü top, aman Allah'ım. Onun şutunda direkten dönen topa yandı. Hakan ne güzel sırıldın Adams'tan, ne güzel vurdun. Aslında Adams'ın ayağına da çarpıyor biraz top. Okan'ın mükemmel pası. 70. dakikada Capone'nin şutu Simon'u yıktı ama gol olmadı, üzüldü. Capone vurdu, Simon'a kadar. Arsenal'in tam savunmayı boşaltmaya hazırlandığı anda Capone arkadan müthiş bir bindirme yaptı. Simon göre izin vermiyor. İşte tekrar ekranlarınızda. Normal süre bitmiş ama umudumuz artarak devam etmişti. 95. dakikada Adams'la karşılıklı itişen Hacı'nin kırmızı kart görmesine yandık. Hacı hareketlendi. İçeride Arif var, Hakan var. Hacı gir içeriye. Giremiyor. Bırakmadı Adams. Çok sert Hacı. Neden Hacı? Ama inanmıştık bir kere. Yılmadık. Her geçen dakika devleşen Taffarel'e şahit olduk. 104. dakikada Henry'nin Taffarel kalenin ortası. Kafa vuruşu Henry ve Taffarel. İnanılmaz bir kurtarış. Şimdi daha iyi göreceğiz. 112. dakikada Kanon'un şutlarında zaferi uzattığı elleriyle yaptığı kurtarışları gördük, gurur duyduk. Taffarel, gözlerinden öpüyorum Taffarel. Maç bitmiş, heyecan bitmemişti. Galatasaray'ın ve ülkenin önünde artık sadece penaltılar kalmıştı geçilecek. Önce Ergün Pembe geldi topun başına. Kemik buz gibi bıraktı topu köşeye. Kritik bir an. Ergün ve gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Ergün'le 1-0 öne geçiyoruz. Davor Şüker karşısındaki Taffarel olunca ulaşamayacağı yere göndereyim heyecanıyla direğe vurdu hayallerini. Taffarel dikkatli ve direkten döndü Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin, devam etsin. 1-0 öndeyiz. Şüker'in vuruşunda top direkten dönüyor. Şüker'in vuruşunda top direkten dönüyor. 1-0 öndeyiz. Sonra Hakan Şükür ağları havalandırdı. Haller karşılık verdi. Hakan ve gol. Gidiş çaldı. Haller geldi.
sofralarda 2-1. Ümit Davala zaten bu yolculuğa çıkış penaltısını atan adamdı. Yine kaçırmadı. Haydi ümidimiz, ümit ve ters köşe. Biri sağa, biri sola. 3-1. Vieira'nın şutu direği salladığında kader kupanın hangi tarafında yer aldığını ağzından kaçırıyordu aslında. Taparel çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi de o direkler döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. Tanrı bizim olmamızı istiyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Atarsa bizim. Atarsa kupa bizim. Topun başına bir diğer usta yaklaştı. Ağır ağır. Bir ülke ve o bayrağın peşinde koşan herkes, dünyanın her bir tarafında o bayrağın evlatları yürüdüler. Hepsi bir olup Popescu'yla adım adım Arsenal Kalesi'ne doğru. Kim ne yapabilirdi ki bu inanmış kalabalığa? Sessiz sokakların içinden gelen tek çığlıktı televizyonun sesi. Ardından milenyumun en güzel golü kavuştuğunda filelerle çığlıklar birleştiği volkana dönüştü. Yılların özlemi ise gerçeğe. Kupası 1999-2000 sezonunda bizim sevgili seyirciler. Sahada 11 altın adam, kenarda dev bir komutan, arkalarında 70 milyon tek yumruk. Galatasaray milenyum şampiyonuydu artık. Parken stadından koltuğunun altında altın harflerle yazılmış bir zafer öyküsüyle çıkıyordu. Tarihi de yanına aldı.